boyunca her şeyi göstermeye çalışacağız. Demo kısmı biraz uzun olacak. Oraya geldiğimizde karşılıklı soru cevap da yapabiliriz. İstediğiniz herhangi bir yerde lütfen bizi bölün. Hocam iyi midir? Tamam. O zaman başlayalım. Aslında birkaç yıldır Microsoft raporlama tarafında, hatta bunu 2014'te hedef olarak koymuştu raporlamayı. Raporlamada bir farklılık yapacağız, bir şey yapacağız diye. Birkaç yıldır bir uğraş var, bir şeyler geliyordu ve artık bir noktaya vardığını düşünüyoruz. Bugün sizinle beraber bunları inceleyeceğiz aslında. Ama Esperson 2016'da bu BI platformunda neler var? Şöyle düşünecek ve bunları konuşacak olursak eğer. Artık biliyorsunuz on-premise zaten hayatımızdaydı. Onlarla beraber bir cloud hayatımıza girdi. Herkes ve her vendor bir şekilde cloud'da var ve veriler bir şekilde cloud'da var. Ve bunun Microsoft tarafındaki karşılığı Power BI oldu sizin için. Raporlama tarafından. Yıllardır alışa geldiğimiz görselleştirme araçlarımız hala var. Nedir bu? 2000'den beri olan reporting services'tan bahsediyoruz. Bu da bayağı bir değişimler oldu. Birlikte bunları da birazdan görüyor olacağız. Ve raporlarımız için, verilerimiz için demek daha doğru olur. Bir modelleme katmanımız var biliyorsunuz. Bu modelleme katmanında da genellikle analysis service'ı kullanıyoruz. Ve burada farklı modlarımız var. Tabular. 2000 yılından beri olan multi-dimensional. Bunlarla beraber BI platformunda bunların hepsini bir araya koyduğumuzda çözümler sunabiliyoruz. Şimdi bunların detaylarına bakacağız. Daha çok raporlama tarafına eğilerek. Şimdi SQL Server 2016'nın arkasında baktığımızda ne var? Şöyle bir bakalım. Elimde analitik raporlarım var. Ben bunu hala müşteri toplantılarına veya teknolojiyi konuştuğum insanların yanına gittiğimde söylüyorum. Excel'den daha yetenekli bir raporlama aracımız yok. Biraz enteresan geliyor olabilir ama son kullanıcılar, özellikle power user'lar Excel dışında bir şeyle hayatta kalamıyor. Çünkü bunu veri içerisindeki satırları bilen kişilerden bahsediyorum burada power user derken. Kendi bildikleri analizlerini yapıp verinin içerisinde istedikleri gibi gezinmeleri gerekiyor. O yüzden analitik raporları bu power user'lar için hala Excel'le veriyoruz. Power BI raporlarım var. Yapması basit. Çok görsel raporlardan bahsediyoruz burada. 2016 ile beraber Mobile Reports diye bir şey girdi hayatımıza. Mobile Report Publisher dediğimiz bir şey. Çok uzak değil, hatırlayanlar olacaktır. SQL Server 2014 kullananlar özellikle. DataZen diye bir şey vardı değil mi? Bu DataZen'i Microsoft genellikle yaptığı gibi satın aldıktan sonra kendi içinde transformasyona uğrattı ve SQL Server Mobile Reporting dediğimiz şey çıktı ürün. Bu reporting servisinin içerisinde entegre ve içerisinde çok rahatlıkla çok güzel raporlar yapılabiliyor. Biz de bugün bunlardan birçoğunu yapacağız. Ve bizim alışa geldiğimiz, özellikle teknik olan arkadaşlar için söylüyorum, Visual Studio'da ve Report Builder'da yaptığımız raporlar var. Bize on demand gelen, yani haftalık, aylık, günlük neyse bakılan raporlar, raporları yapmak için daha çok emek sarf ettiğimiz, görselleştirmek için daha çok emek sarf ettiğimiz fakat sonsuz neredeyse esnekliği olan raporlardan bahsediyoruz burada. Peki, şöyle bakacak olursak, biraz önce on-premise ve cloud olarak bölmüştük. Power BI raporlarım var demiştim. Power BI desktop dediğimiz bir ürün var. Bunu kullanarak cloud'a raporlarımı gönderebiliyorum. Microsoft Excel diyor bakın. Burada da Power BI'ya raporlarımı gönderebiliyorum. Bu özellik geleli epey oldu. Belki bilmiyorsunuzdur. Tekrar hatırlatmak istedim. Excel'de yaptığınız bir raporu Power BI'ya koyabiliyorsunuz. Orada görüntüleyebiliyorsunuz. On-premise tarafta zaten yapabildiklerimi biliyorum. Hepsini buraya koyabiliyordum. Peki bu raporları kullanma kanalında neler var? Cloud'da olan Power BI web portal var. Burada daha önce de bunu konuşmuştuk Power BI çıktığında. Evet, verilerim cloud'da duruyor mu aslında? Verilerim cloud'da durmuyor. Yani bu buluta çıkmak demek olmuyor. İki şekilde söyleyeyim. Birincisi, evden şirkete hepimiz bağlanıyoruzdur.
burada VPN yapmakla Power BI'nin cloud'una bağlanmak arasında hiçbir fark yok. İkincisi, verilerinizi, sizin veriye bağlanma şeklinizi seçebildiğiniz için Power BI'da direkt olarak verilerinizi buluta taşımamış olabiliyorsunuz. Böyle bir seçeneğiniz de var. Ve aslında bugünkü konumuzun ana noktası, ben raporlarımı mobilden görüntülemek istiyorum. Bunlar bütün mobil platformlardan da bunu destekliyor. Şunu da özellikle belirtmek isterim. SharePoint embedded olarak destek var ve buradan da raporlarımızı, yaptığımız şeyleri, burada gördüklerimizi görebiliriz. Şu var, niye bu kadar çok ürün oldu? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Kurumda, kendi kurumunuzu hayal edin. Çok farklı tipte kullanıcılar var. Power user'lar var, üst yöneticiler var. Sadece o raporun sonucuyla ilgilenenler var, çarşaf rapora bakanlar var. Birçok farklı kategori var. Siz herhangi bir raporlama teknolojisiyle herhangi bir raporu yapamayabiliyorsunuz. Mesela yıllardır reporting services kullananlar var. Reporting services'te dashboard mantığında rapor yapmak ciddi emek isteyen bir iş. Fakat burada bunu Power BI ile birkaç dakikada yapabiliyorsunuz. Birazdan bunu göreceğiz. Fakat Power BI'de yaptığınız bir raporu belirli kullanıcılar için, mesela Power user'lar için çok işlerine yarar olmayabiliyor. Çünkü verinin en derinine inmek istiyorlar. Bazen satır seviyesine. O yüzden bu kadar farklı ürün var diyebilirim. Farklı ürün olması avantajlı. Peki, birazdan da göreceğiz. Bunları birleştirebiliyor muyum? Bunu anlattığımda müşterilerin ilk söylediği şey, bu kadar farklı teknoloji, bir, hepsini öğrenmemiz gerekecek. İlk kaygı bu oluyor. İki, bunları ortak bir kapıda, bir gateway'de göstermek. Şimdi bunlardan da bahsedeceğim. Microsoft'un bu taraftaki yol haritası böyle. Biraz önce bahsettiğimiz şeyler ama şuraya bir vurgu yapayım. Reporting Services'te bakın. Bildiğin Reporting Services'im var. Native mod olarak kurmuşum ve artık burada Mobile Report. Bunu DataZen'i satın aldı ve dönüştürdü dedik ya. Bunun içerisine entegre şekilde geliyor. Dikkat çekmek istediğim noktalardan bir tanesi bu. Peki. Şimdi biraz daha buralarda hızlanalım ama şundan bahsedeceğim. 2016'da Reporting Services ve Analysis Services'a çok ciddi bir yatırım var. Farklı kaynaklara bağlanması açısından Analysis Services'in Reporting Services'da en büyük atılım olan Mobile Reporting durumu var. Responsive birazdan da göreceğiz. Buraları biraz hızlı geçip size bir an önce bunları göstermek istiyorum. Şundan da bir bahsedeyim. Şimdi normalde on demand olan ve varlığından haberdar oldum. Nasıl yani? Biz bir rapor geliştireceğiz, haftalık, aylık, günlük neyse o rapora bakıla özet raporlarım var üst yöneticiler için. Ve ihtiyacım şu, ben bunları mobil platformlardan da görmek istiyorum. Bu raporları çok basit bir şekilde bakın, burası Power BI. Arka tarafta veri modelimi hazırladıktan sonra yapabiliyor. Birazdan bunu birkaç örneğini göreceğiz ve burada TreeMap ve Sunburst Chart gibi tipler var. Ve artık şu var, çok Microsoft'ta alışık olduğumuz bir şey değil aslında. Power BI'de böyle bir özellik var. Third Party görseller ekleyebiliyorsunuz. Yani birileri yapmış, geliştirmiş, alıp hemen bunları kullanabiliyorsunuz. Bunun da birkaç örneğini size göstereceğiz bugün. Yani bu şu demek değil. Bana sadece bu şartları yapmam için bir alan vermiş ve bunlarla sıkışıp kalmış değilim. Birçok şeyi kendimde yapabilirim. Biraz ilerleyelim. Reporting Services'te bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bizim için güzel bir özellik. Her zaman geçmiş yıllarda müşteri tarafından aldığımız bir geri bildirimdi. Bu parametrelerin konumlandırılmasıyla ilgili. Bu parametre burada görünmek zorunda mı? Böyle olmak zorunda mı? Burada bakın parametreleri istediğim gibi kaç kolon görünecekse falan bunları da ayarlayabiliyorum. Her bir parametrenin nerede duracağını seçebiliyorum. Ve bunlar arasındaki mesafeleri vesaire ayarlayabiliyorum. Çok büyük bir şey gibi görünüyor olabilir. Reporting Services'i yıllardır kullananlar ne kadar önemli bir şeyden bahsettiğimi anlıyorum. Çok çektik bundan zamanında. 2000 yılından beri olan bir şey. Fakat böyle bir özelliği yoktu. Peki, tek basamıyorum, böyle yapayım.
şöyle düşünün, bir yöneticisiniz, üst yöneticisiniz ya da bir zaten firmada çalışıyorsunuz ve sizden nasıl özet raporlar istediklerini biliyorsunuz. Buradaki amacım, ben bu tarz bir raporu kolaylıkla yapabiliyor olayım ve bunu sürekli olarak kendi işte makinamda, mobil ortamımda bir yöneticiyim ben, görebiliyor olayım. Hali hazırda işleyen business'ı, operasyonu izlemek istiyorum. Ve tabii ki böyle raporlar görmek isteyeceğim. Ben bunları daha önce reporting service'te yapamayabiliyordum. Ya da yapmak için çok emek sarf ediyordum. Bizim mesela böyle projelerimiz vardı. Fakat şimdi bu raporu oluşturmak, verilerini oluşturduktan sonra benim için birkaç dakika. Bunları göstereceğiz. Burada bir başka mobil. Buraları biraz böyle hızlı. Ha, şu özellikten bahsedeyim. Yaptığım bir raporu, mesela şuradaki pay chart'ı düşünelim. Power BI koma koyabiliyorum. Reporting Services'te yaptığım bir raporu Power BI'ye pinleyebiliyorum. Bu benim için süper bir özellik. Bu şu demek, ben hangi teknolojide ne yapmış olursam olayım, bir diğerine bunu koyabiliyorum. Geçenlerde biz de aramızda konuştuk. Artık Power BI'de yaptığım bir şeyi de Reporting Services'te koyabiliyorum. Aynı zamanda bu şu demek oluyor, Reporting Services'in varsa ve Power BI kullanacaksam şirketimdeki belirli bir kısım için, biliyorsunuz ayrıca lisanslanıyor. Ben bu raporlarımı da Reporting Services'larda, Reporting Services raporlarında yaptığım arayüzlere koyabiliyorum. Yani tek bir kapı var. Artık bu raporları birleştirmek için kara kara düşünmek zorunda değilim. Third party bir şey yazayım mı diye düşünmek zorunda değilim. Reporting Services'im var ve buradan hepsini görüntüleyebiliyorum. Peki, bunlar işte raporlarımıza örnekler. Bu da mobile BI reportlarına örnekler. Bunları sadece sürükle bıraklarla birkaç saniyede yapabiliyorum. SQL Server 2016'da mobile report özelliğini kullanan var mı şimdiye kadar? Biraz kurcaladınız. Güzel. Burada da bunun ne kadar kolay olduğunu gösterelim hep beraber. Giderek hızlı geçiyorum. Birazdan arkadan görmek çok zor olacak. Yaptığımız raporları size ben de kendi telefonumdan göstermeye çalışacağım. Belki tam olarak sayıları göremeyebilirsiniz ama buradan göründüğünü de göreceksiniz. Hızlıca biz demoya girelim ve buradaki sorularımızı da yüz yüzeyle konuşuyor oluruz sorular kısmında. Burada architecture'dan bahsediyor. Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi bir demomuza girelim ve bakalım neler yapabiliyoruz. Demoda şöyle bir şey yaptık. Şimdi reporting service'den birkaç rapor göstereceğiz önce size. Sonra Power BI'den Power BI desktop'u kullanarak birkaç rapor göstereceğiz. İkisinden de birer tane rapor yapacağız. En sonunda cloud'a çıkacağız. Power BI.com'da bir rapor yapacağız. Onun farklı özelliklerini kullanarak. Son olarak da bu yaptıklarımızdan birkaç tanesine mobile'dan, hatta Microsoft'un çok alışık olduğu bir şey değil, bir Apple makineden bakıyor olacağız. Planımız bu şekilde. Ürünleri bir özetleyeyim mi? Biraz fazla ürün varmış gibi görünüyor aslında. İlerleyeyim. Özellikle gösterelim istedik. Ürünleri burada size gösterelim. Yeteneklerini de gösterelim. Ondan sonra bir konuşalım.